Daha borcun 1/5 bile ödenmedi. Geçen ayınkini de Necla ödemiş. Allah razı olsun. Cem'e çok mahcup oluyoruz. O da bizim çocuğumuz. Elimize geçince ödeyeceğiz. Ne yapalım, keyfimizden mi? Ev ipotekli satamıyoruz. Bankaya borçluyuz. Bankayı ödeyebilmek için Cem'e borçluyuz. Kahveciye borçluyuz. Ben bahçeyle uğraşayım biraz. Ben de sana yardım edeyim. Gel. Ali Rıza, şu bahçe kapısını da tamir etsenize. Demir kapı düşmüş, taşa sürtüyor. Yaparım ben şimdi. Dur. Ben halde çantasını getireyim, birlikte yapalım. Olur. Evde iş çok. Üstümüze yıkılmadan tamir edin. Hazır ikiniz de evdeyken bari. Paslanmış bu. Tutacak gibi görünmüyor ama dur bakalım. Bırakayım mı? Bir dakika dur. Tamam şimdi bırak. Tüh be, kırıldı. Dedim paslanmış diye, belliydi. Daha beter oldu şimdi ya. Yeni menteşe alıp takacağız. Ben bir kurşun al bura gideyim o zaman. İki tane al bari. Öbürünü de değiştirelim. Olur. Onun da miadı dolmuş artık. Hı hı. Ay hep bir şey unuttum gibi geliyor. Ekstra for, siyah ibrişim, başka ne lazım demiştim. O kadar. Bir şey daha vardı sanki. Neyse, aklıma gelirse ararım. Şunu örnek alayım da. Bak şunu da. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hayrola? Kapıyı tamir edelim dedik. Kolay gelsin. Hı hı. Hadi kızım, çabuk git gel. Tamam. Sen nereye? Al bura. Menteşe alacağım. Sen? Hayriye Nehir Atölyesi'nin eksiklerini tamamlamaya, tuhafiyeyi. Kolay gelsin. Sağ olun, size de. Mahalledeki nalbur kapandı biliyorsun değil mi? Ta caddeye kadar inmen lazım. İnerim. İşim ne? Çok sıkılıyorum Sedef, çok, bildiğin gibi değil. Sabah kalkıyorum, düşünüyorum koca gün nasıl geçecek diye. Evde otursam duvarlar üstüme geliyor. Aslında birkaç gün ortamdan uzaklaşsan, olayların da arasız olur. Dönünce sakin kafayla rahat rahat iş ararsın o zaman. Şimdi panik yapıyorsun. Git şöyle, biraz gez gel. Valla. Nereyi tavsiye edersiniz? Bodrum, Antalya... Dalga geçme. Fikret ablaya git Adapazarı'na. Emaksat değişiklik değil mi? Şimdi 3 çocuk, bir kayınvalide az geliyor. Bir de ben gideceğim kızın başına, öyle mi? Cık, yok ya. Bırak Allah aşkına. Benim değişikliğe değil, işe ihtiyacım var, işe. Gel, şu taraftan gidelim. Yolu uzatırız ama. Niye yolunu değiştiriyorsun ki? Asıl onlar utansın. Anlamadan, dinlemeden hakkında karar verdiler. Şevket! Şevket hop! Dur! Ne oldu? Ya... Hakkıyla bir daha konuştum şimdi. Bir fırça çektim ki sorma. Ya Ahmet abi bak... Benim için kimseyle kötü olma. Aa,
Vallahi çok üzülürüm ha. Ne demek Şevket? Ben tavsiye etmişim. Kefil olmuşum. Öyle yargısız infaz edip işten çıkartmak var mı? Koydum tavrımı, mosmor oldu. Senin yerini aldığı adam da fos çıkmış zaten. Araba boş kalmış. Şevket gelsin, hemen şimdi başlasın dedi. Tamam. Hemen yolluyorum. Size de. Saadet Sokak 20 numara. Acilmiş, çabuk. Tamam. Bak. Ahmet çok yalvardı yakardı diye bir şans daha verdim sana. Aklını başına topla. Bir yanlışını daha görürsem son olur, ona göre. Anladım abi. Ne onu mahcup et, ne de beni pişman. Hadi hayırlı işler şimdi. Teşekkürler. Telsizin de hep açık olsun. Dönünce de konuşacağız. Tamam abi. Çok iyi oldu. Ya. Annene de söyle, o da sevinir. Söylemez miyim? Nihir Hanım çok çalışıyor valla. Şöyle ara sıra nefes alması lazım. Ayarlasak da diyorum, şöyle bir gün bir yerde mangal yapsak ha? Ah, işe çıkmış bile. Hayırlı işler. Ben buradan ayrılıyorum. İyi günler. Mangal diyorduk. Konuşursunuz siz. İyi, konuşuruz. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.